Avrupa'ya da bakalım. AB Dışişleri Bakanlığı 1 Şubat'ta yapılacak liderler zirvesi öncesi bugün Brüksel'de Gazze gündemiyle bir araya geldi. Toplantıya İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz ve Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki de katılıyor. Orta Doğu krizi ve Ukrayna'ya uzun vadeli askeri yardım gibi önemli gündem başlıklarının ele alınacağı toplantı AB'nin diplomasisinin şefi Borrell'in İsrail ile ilgili yaptığı özellikle de Başbakan Netanyahu hakkındaki sözlerinin gölgesinde başladı diyebiliriz. Sert açıklamalar yaptı Borrell. Arzu Çakır'a hemen gidelim. Borrell'in mesajları gerçekten sertti. Bu toplantıyı ve Dışişleri Bakanları'nı nasıl etkiler? Başkan Biden'la Netanyahu arasında bir takım gerilimler olduğunu biliyoruz. Hafta sonundan bu yana iki devlet çözüm konusunda bir tartışma yürütülüyor ve sonunda Netanyahu hafta sonu iki devletli çözümü önerisini reddettiklerini söyleyince oldukça gergin bir diplomasi kulisi gerçekleşiyor şu anda Brüksel'de. Dışişleri Bakanları toplantısı Avrupa Birliği'nin barış planı için toplandı. Borrell barış planında 10 maddelik bir çözüm önerisi. İki devletli çözüme nasıl gidileceği, insani yardımın sağlanmasından başlayıp kalıcı çözüme kadar bir plan önerdi. Fakat bu senin de belirttiğin gibi iki Dışişleri Bakanı da geldi. Hem İsrail hem Filistin Dışişleri Bakanları. Onlar da katıldılar toplantıya. Fakat sürpriz tabii açıklamalar var. Önce Borrell'den sonra da katılan İsrailli Bakan'dan yapılan açıklamaları aktarmak istiyorum izin verirsen. Borrell, Joseph Borrell önemli bir açıklamada bulundu. Hamas'ı hafta sonu bu açıklamaları yaptı. Hamas'ı İsrail'in yarattığını ve finanse ettiğini iddia etti. Bunu da El Fetih örgütüne son vermek, onun gücünü kırmak ve İsrail Filistin devletini kurulmasına engel olmak için ya Hamas'ı bilerek finanse ettiğini iddia etti. Bunun üzerine bugün Brüksel'de yapılan toplantı girişinde de şunları söyledi. Netanyahu'nun bu iki devletli çözüm önerisini reddetmesi hatırlatıldı Borrell'e. O da ne istiyorlar peki dedi yanıt olarak. Ne istiyorlar? Bütün Filistinleri oradan kovmak mı istiyorlar Gazze şeridinden ya da hepsini öldürmek mi istiyorlar? Nedir kafalarındaki çözüm dedi. Barış dışında bir çözüm mü olabilir dedi ve askeri çözümün tek çözüm olamayacağını dile getirdi. Kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için bu bağlamda Avrupa Birliği ve Batılı liderlerin mutlaka bu çözüm işini iki tarafa bırakmadan İsrail'e baskıyı sürdürmesi gerektiğini de dile getirdi. Dediğim gibi İçişleri Bakanları bugün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün her iki Dışişleri Bakanı'nı dinledi. Önce İsrailli Bakan ilginç bir sunum yaptı. Çok şaşırttı bu sunum Dışişleri Bakanları'nı. 2017 yılından bu yana İsrail'in savuna geldiği bir yapay adadan söz etti. Gazze açıklarında bir yapay ada, çok da net olmayan bir öneri sundu ve bunun Hindistan'a bağlanabileceği vesaire şeklinde bir takım soyut önerilerde bulundu. Bu öneri Borrell'i kızdırdı. İnsani çözüme, insani yardım konusuna odaklanın bu tür işlerle zamanınızı harcayacağınıza gibi bir cümle kullandı. Daha sonra tabii Filistin Dışişleri Bakanı da umutsuz bir şekilde görüyorsunuz ki her şeyi yapılmasına izin veriliyor. İsrail yasaları dinlemiyor ve bu cezasız kaldıkça da her şeyi yapmayı kendilerinde yetki buluyorlar. Dolayısıyla bu işin çözümü mutlaka İsrail'i ateşkes konusuna ikna etmek dedi. Fakat bu toplantıda da Dışişleri Bakanları ateşkes konusunda ortak bir karar alamadılar zaten.